Bir kadın, perdenin arkasında 5 erkek ve birbirleriyle kıyafetlerine göre date'e çıkıyorlar. Sanat sanat için midir, toplum için mi? Bu saatten sonra sanat sadece Özlem için. Ağlıyor Özlem, ağlıyor şu anda, ağlıyor. Memleketten. Kabul mü ya? Evet. Çok sevindim ama bu araba. Dört numarayı verdim demiştim. Merakla beklediğiniz kıyafetlere göre date, bir kadın, beş erkek bölümüyle sizlerleyiz. Bravo, 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 bravo. Dans edilmeyen arkadaşlarımız varsa her turda birisini eliyoruz ve yavaş yavaş perde açılıyor. En sonunda da son kalan kişiyle Özlem beraber meşleşiyorlar ve bir kahve içiyorlar. Eğer ki beğenirlerse de birbirlerinin hayatlarının aşkı oluyorlar. Özlem hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi seni zaten tanıyorlar bir önceki bölümden. Bir önceki bölümde Özlem perdenin arkasındaydı. Onu da izlemeyenler hemen şurada bir yerde çıkan, burada çıkıyordu. Hemen burada çıkan karttan bir önceki bölüme gidip izleyebilirler. Özlem perdenin arkasındaydı ve en son tura kaldı. Kutay'la beraber Özlem'i matchledik ama ilişkileri pek yürümemiş sanırım. İlişkileri kahveden sonra Özlem de hemen next dedi. Bana bir mesaj attı, dedi ki beni hemen perdenin önüne alır mısın? Ben dedi hayatımın aşkını bulmak istiyorum ve yanımızda. Evet. Özlemciğim, bir kendini tanıtır mısın bize minikten? Ben Özlem, Ankara'da yaşıyorum. 23 yaşındayım. Doktorum. Resim doktorsun. Yapıyorum. Ne doktorusun? Ben stajyer doktorum. Stajyer. Aynen. Nereye evrilmek istiyorsun? Açıkçası tıp beni çok bağlamıyor. Ben daha sanat odaklı bir insanım. Yani öğrenmeyi seviyorum, tıp seviyorum açıkçası ama hani doktor olmak istemiyorum. Peki beraber olacağın erkekte de böyle sanatla alakalı bir şeyler istiyor musun? Ya olsa çok güzel olur yani. Hiç böyle biriyle karşılaşmadım hani benim vibe'ımı yakalayan. Ama hani olmasa da olur çünkü ben gözünü soka soka gösteriyorum zaten. Hadi bakalım, sert bir kadınla beraberiz. Alfa bir kadınla beraberiz. Bakalım, hayalindeki erkeğin tipi nasıl olmalı sence? Nasıl giyinmeli? Nasıl giyimli, kuşamlı birisini arıyorsun kendine? Ya tabii ki böyle hani dışarı çıkıyoruz, güzel giyin dediğim zaman adam akıllı giyinsin. Aha. Çok harika giyinmesine gerek yok. Hani harika giyinmesi gereken bir noktada ben zaten... Ben devreye girerim diyorsun. Hadi bakalım. Tamam, güzel. Sevdim bunu, sevdim. Senin için de perdenin arkasına 5 tane böyle adam gibi adam, erkek gibi erkekler getirdik. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak seslerin gürlüğünü görüp beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha? O geç hoş gel, hoş bulduk diyen kimdi? Ben. O erkek sesi o nereden geliyor? Bir do beş olabilir numara. Miyiz? Do. 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 5 numara. 5 numara. Tamam, süper. Peki ayakkabılar hakkında ne düşünüyorsun? Hepsi çok tarz. Hepsi güzel görünüyor. Bilmiyorum. Özlem, çok teşekkür ederim. En çok ama sanırım 2 ile 4 numarayı beğendim çünkü yeşil rengi seviyorum. Yeşil rengi seviyorum. Aynen. 4 numarayı beğendim demiştin de. O zaman tanımaya başlayabilirsin. Merhaba 1 numara. Merhaba. Bana biraz kendinden bahseder misin? İsmim Çağan, 23 yaşındayım. Ben müzisyenim, şarkı söylüyorum, şarkı yazıyorum. Şarkı söylüyorsun? Tabii ki. Ne tarz şarkılar? Çoğunlukla pop, ne tutarsa o diyebiliriz. Bize bir şarkı söyler misin Çağan? Size bir şarkı söylerim. Hangi şarkı söyleyeyim? Özlem ne istersin? Özlem'e hangi şarkı söylesin? Benim müzik zevkim yok. Yani müzik zevki yoksa vazgeçtim, söylemek istedim. Aa, benim için söylemez misin? Benim müzik zevkim var. Sen ne istiyorsun? Benim müzik zevkim yok. Değil mi? Ya aklına... Aklına gelen ilk şarkıyı bize gidip bir kupleye patlat. Çakal söyleyebilirim. Çakal çok severim. Evet, dinliyoruz. Galiba söyleyemem. Beat olmadığı için. Minicik bir. Beat yapacak bir aranjör olsun söyleyebilirdim belki. Aşk olsun anlamadım taş gibi oldu kalbim. Bence bayağı yeter. Müthiş, bravo, bravo, harikasın. 2 numara, bana kendinden bahseder misin? Merhaba, Gökay ben. Tasarımcıyım. En azından öğrencisiyim. 2D, 3D tasarımlar yapıyorum. Bu şekilde eğer sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsin. Bak yani tasarımcı sanatla böyle uğraşıyor minikler. Aynen, sanatla mı uğraşıyorsun yoksa bunu daha böyle hani business tarafıyla mı uğraşıyorsun? Aslında ya tamamen kendim için yapıyorum. Ya eğlendiğim için yapıyorum sadece. Sende bir Almanca havası var gibi hissettim ben 2 numara. Yapacağım, satacağım. Maalesef yok. Yok mu? Maalesef. Böyle bir beatbox yapmaya geldim falan gibi konuşma aldım da. Next. Müzikle hiç ilgilenmiyorum ya. 3 numara. Bana kendinden bahseder misin? Merhaba, adım Burak. 22 yaşındayım. TikTok çekiyorum. Aynı zamanda iç mimarlık öğrencisiyim. TikTok çekiyormuş. Güzel. İç mimarlıkla ben de ilgileniyorum. Informal olarak. Kafamdan, Pinterest'ten. TikTok çeken kişilere karşı bakış açın nedir? Ben bilmiyorum, ben de içerik üretmeyi seviyorum o yüzden. Üretiyor musun içerik? Ya kendi çapımda. Beyler, içerik üreten bir kız sizin için nasıldır? İyidir. İyidir. Olur mu?
Olur. Olur. Olur olur. Emin misiniz? Eminiz. Tamam süper, devam edebilirsin tanımaya. Nasıl bir içerik ürettiğimi sormadılar ama. Hepsine evet, okey. Fark etmez. Fark etmez. OnlyFans'ı üretiyormuş. Olmaz. Kim olmaz dedi? 4 numara. Okey, 4 numara iyi. Hemen 4 senin numara. Sahiplendi. 4 numara, kendinden bahset. Ben Kaan, müzik prodüktörüyüm, 25 yaşındayım. Müziğin dışında moleküler biyoloji genetik mezunuyum. Annem babam doktor, belki oradan tutturmuş olabilirim. Ben de sanatla ilgileniyorum. Ayrıca yeşil giyiyorum. Nice. 4 numara olabilir ya. 4 numara biraz üste çıkıyor sanki. Aynen. Süper. 5 numara, bana kendinden bahset. Özlemciğim, öncelikle merhaba. Bence çok erken karar veriyorsun, 4 numara olabilir gibi vesaire. Çünkü ben yanımda 4 tane kendinden emin olmayan arkadaş görüyorum. Sanat pardon lafımı kesmezsen. Sanat demişken sanatla çok ilgiliyim. Biraz ahşap işinden anlarım. Heykelcilik de var. Bunun dışında senin için geldim. İçerik de üretiyorum. Belki birbirimize yardım da edebiliriz. Yaşımı vesaire soracak olursan bence bunun hiçbir önemi yok. İkimiz birbirimize çok güzel enerjiyle yaklaştığımız sürece bence öyle işte. Seni bir tık istiyor gibi. Senin için biraz böyle bir uzunca böyle bir anlattı. Peki 5 numara, sanatla ilgileniyorum dedin. Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Sanat, sanat için midir, toplum için mi? Bu saatten sonra sanat sadece Özlem için. Bravo! 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 Özlem'in gözüne, ruhuna güzel gelen, dokunan her şeyde varım. Ağlıyor Özlem, ağlıyor şu anda, ağlıyor. Özlem, evet. Silme gözyaşlarını. Geliyorum bebeğim. Evet Özlemciğim, artık birisine elemen gerekiyor. Meslekleri bir daha sıradan sayabilir misin? Ya unuttum ben. Ben müzisyenim. Tasarımcı. TikTokçu, iç mimar. Müzik prodüktörü. Özlemci. Bu arada ben de TikTok çekerim istiyorsan Özlem. Özlem, istersen sanatın olurum, istersen aslan. Hangisini istersen. Arkadaşım lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Önce bir... Beyler, akıyor geçelim. Beyler. Özlem'e bir yer, zaman birazcık şey ayıralım ondan sonra. Arka taraf o zaman birbirine girmeden Özlemciğim senin bir karar vermen gerekiyor. Hızlı verebilir miyim karar? Evet. Bir numara çık. Bir numarayı eliyor musun? Bir numara. Bak, elenmesine rağmen bu kadar özgüvenli. Hoş geldin. Merhaba, ayakkabılarım güzelmiş. Çok ederim, sağ ol. Evet, Çağ'ın kombinin 10 üzerinden kaç veriyorsun? 6. 6. Güzel, okey. 6 güzel. Yani simplik yapmayacağım. Yani şey, kolyeni beğenmedim. Beğenmiyorsa başkası var. Ooo, sert. Bunlar sert. Görüşürüz. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Burak Bey, bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Kimle konuşuyorum ben? Ben 5 numara. Evet, buyurun. Perde ne zaman kalkacak acaba azıcık da olsa? Yani şu anda birazcık kalkacak. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben memleketten gelirken Özlem için bir şeyler getirdim de yanıma. Öyle mi? Evet, onu vermek için çok heyecanlandım. Gerçekten mi? Evet. Bak, ne kadar düşünmüş seni, görüyor musun? O zaman ikinci turumuza geçelim ve pantolonları görmek için perdemizi kaldıralım. Bak, bak kurlar yapılıyor. Bak, 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 bak. Oh, 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 hey, 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 hey. 5 numarada bir zengin vibe aldım ben. Hediyemi verebilir miyim Özlem'e? Hediyeni mi vermek istiyorsun? Özlem Hanım'a hediyemi verebilir miyim? Hediyeni göremiyoruz şu an ama nasıl bir hediye vereceksin? Memleketten. Bu, bravo, bu sıcak havalarda serinlemesi için ona... Kabın mı bu? Evet. Çok severim ama bu arada. Biliyordum. Bravo, bravo. 5 numara. Hissetmiş. Kavanumuzu evet arka rejiye ben bırakıyorum. Ne düşünüyorsun kombinlerin altları hakkında? Ben kavunda kaldım. Sen kavunda kaldın. Pantolonlar yani 5 numara çok tatlı ama hani anlamadım ne giymiş. Hani o biraz dağdan indim şehre moduna girmiş aynen, sanırım. Aynen 5 numara memleketten yeni gelmiş gibi görünüyor. Memleketten geldim, kavunla beraber geldim işte. Biraz daha sanatsal bakarsanız diğer arkadaşlarla olan farkı göreceksiniz. 5 numaradan Tupac çıkacakmış gibi izlenim alıyorum ben ama. 5 numara bu turda kalmayı garantiledi. Ooo! Özlem sana şunları söyleyebilirim. Heyecanımız hiç bitmeyecek. Özlem Hanım çok özür dilerim. 4 numara sizle konuşmak istiyor. Kırmayın çocuğu. Acaba ayakkabının temizliği sizin için önemli değil mi? 5 numaranınki çok temiz durmuyor. Yani zaten beyaz ayakkabıyı 2 günden fazla temiz tutamazsın. Ben bunu 1 senedir giyiyorum ama. Oo. Fazla mı dikkat ediyorsun acaba? Yani bu arkadaş gereğinden fazla böyle temizlik hastası yani falan mı acaba? Size iyi gözükmeyeceksem ne anlamı var?
Yani şimdi ben senin ayağına bassam yanlışlıkla bana kuduruk bağırıp çağırmayacaksın. Sana kızmam, senden güzel bir anı kalır. Yani başkasına da kızsan yine kudurmuş olursun yani. Yok, kuduracağımı zannetmiyorum. Neyse, o zaman konumuza gelelim. Ben sinir problemleri olan erkeklerden hiç hoşlanmam. Yani böyle benim sinirli tarafım vardır deyip böyle orayı burayı tekmeleyen. Hiç hoşlanmam yani, varsa direkt çıksın. Var mı aranızda sinir problemleri olan? Sarmalar sararım. Ya mantıklı olacak. Hani çözülemeyecek problem yok hani şiddetle ya da ne bileyim böyle taşkınlık. Ben sana tamamen katılıyorum, ben 5 numara. Oturup konuşulur, her şey çözülür. Aynen. Yeter ki gönüllerimiz bir olsun. Aynen öyle. Özlem, yani yetişkin insanlarız günün sonunda ve bence her şey ortak noktada buluşabilir. Ben diğer, şoktayım. Ben bir diğer yarışmacılarla da konuşmak tabii, istiyorum. Tabii, çok 5 numarayla konuştun. 2 numaranın sesini hiç duymuyoruz mesela uzun zamandır. 1 numara. Evet. Bana seni elememem için 2 sebep söyle. Gözlerim mavi yeşil. Bu iyi bir sebep. Sevdiğini düşünüyorum. Baha kadar konuşkan olmasam da eğlendirebilirim seni. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. Elime yazmış soruları. Eline kopya. 3 numara. Evet. Senin için sağlıklı ilişki ne demek? Kavga etmemek bence en önemlisi olan. Nasıl kavga etmemek yani? Kavga edilir. Arkadaşlar lütfen biraz daha yaratıcı olabilir miyiz? Yani bu Özlem Hanım'a bu saatten sonra saygısızlık oluyor. Lütfen. Lütfen. Benim yerime sen cevapla Baha Bey. Tamam. Tamam. 3 numara. Perfect date nedir senin için? Deniz manzaralı, güzel bir yemek. Bravo, evet. Bu mudur? Evet. Peki, bu soruyu bir de 4 numaraya soralım istersen. 4 numara. Perfect date. Benim için perfect date, karşımdaki en önemli insan olduğundan, karşımdakinin isteklerini yerine getirdiğim ve karşımdakine en güzel şekilde görünebildiğim date'tir. Gerek anıları olan, gerek istekleri olan yerlere gidebilmek. Soru bu değil. Perfect date değil mi? Ben mesela bugün perfect bir date istiyorum. Ne yapacağız? Hı, bugün için, günlük. Aynen. Öncelikle eğer yeterince zaman geçirdiysek zaten zevklerini, ilgi alanlarını biliyorumdur. O yüzden ilgi alanlarınla başlarım. Daha sonrasında güzel deniz kenarı bir restoranda yemek yeriz. Nedir bu deniz kenarı merakınız? Beyler biraz yaratıcı olun ya. Ya Ankara'da olsun. Aynen, ben Ankara'lıyım Ankara arkadaşlar ben. Tunalı'da mis gibi. Aynen. Bak. Oo, Seymenler'de 2 bira içeriz. Evimize döneriz mis gibi işte. Burak Bey. Evet. Bence Özlem Hanım'la olacak her date perfect date olabilir. O yüzden nerede olursa olsun sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bir puan da buraya geldi. Bravo. Bravo. 4 numara şu an kitabın ortasından konuştu. Tebrik ediyorum arkadaşım. O zaman eleme zamanı. Evet. 2 numara çık. 2 numara. Gerçekten. Gerçekten. Kaydettiğin için üzüleceksin bu arada. Of. Çok konuşanları seçiyorsun. Özür dilerim ama beni ikna etmen gerekiyor. Mantıklı, kısa ve net cevaplar veriyorum sana. Kaybettim. Peki. Sorry. Kaybettim. Evet, peki 2 numaranın kombinin 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 9 veriyorsun. Biri nereden kırdı çok merak ediyorum. Her zaman 9 veririm ben. Tamam, okey. Evet, arkadaşım bir nereden kırdığını ben sana söyleyeyim çünkü daha benimle karşı karşıya gelmedi. Aynen, Kürt giymiyorsun. Neyse. 5 numara. Teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Kaldı 3 kişi. Evet. O zaman bir sonraki tura geçiyoruz ve yarışmacılarımızın üstlerini görmek için perdeyi kaldırıyoruz. Evet. Evet. 5 numara bir big boy vibe'ı veriyor bana. Harika. Oo, wow, wow. Tamam. Evet, ne düşünüyorsun kombinler hakkında? Güzel, 5 numara ilginç görünüyor. Şimdi şöyle ki, içimdeki sanatçı ruhu bazen benim bu seçimlerde birazcık dengemi bozuyor gibi. Ama ben bu durumdan gayet memnunum çünkü kendimi biraz daha yansıtıyor gibi hissediyorum sanki. Anladım. Sanki biraz da göbeğini kapatmak için giymişsin gibi bir hissiyat. Ya benim inan göbeğimle hiçbir problemim yok. Öyle mi? Beni daha okey, anladın mı? Anladım. Bro. Daha erkek yapıyor diyorsun. Tabii burada, tabii ki senin fikrine saygı duyuyorum ama Özlem'in ne dediği benim için tabii ki günün sonunda daha önemli. Kombinler hakkında ne düşünüyorsun? 3 numaranın kombini gayet güzel ama birazcık fazla genç görünümlü yani. Kombinsel olarak bilemedim mı? Hani yaş ortalaması daha benden genç olan. Kaç yaşındasın 3 numara? 22. Sen kaç yaşındaydın Özlem? 23. Kendinden bir yaş küçük biriyle beraber olur musun? Olurum ama yani hani stili benimkinden bir tık daha farklı. Anladın mı? Biraz sen nasıl yan bir stil arıyorsun? Ben daha ama böyle... sen dedin ki bana. Daha bizim programımızın başında bana dedin ki nasıl giyindiği hiç önemli değil. Nasıl olsa onu ben giydireceğim. Bütün erkekler giyinmeyi bilmiyor dedim. Doğru söylüyorsun. Burak'cığım.
Evet, 5 numara. Özlem daha benimle tanışmamıştı. O da bir insan, o da hata yapabilir. Ama ben onu bu durumuyla zaten kabul ediyorum. Çok haklısın, kürk adam. Yani beni beğenmediysen istediğin gibi gidebilirsin. Özlem'in işi gücü yok. Annecilik mi yapacak ya, bakıcılık mı yapacak bu kadın? Ben 5 numaranın tipini çok merak ediyorum. O kadar çok merak ediyorum ki umarım onu elemezsin. İçimden böyle bir şey geliyor. Bu arada sana çok kötü bir haberim var. Bu turda maalesef 2 kişiyi birden elemen gerekiyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorsun. Edecek kişiler demek ki kafasında belli. Evet. 4 ve 3. Evet, var mıdır bir sorun? Evet, 4 numara. Bir kadından beklentilerin nelerdir? Kadınlardan değil, genel olarak karşılıklı saygı. Özellikle saygı. Güzel zaman geçirebilmeyi beklerim. Çünkü gün sonunda güzel zaman geçiremeyince güzel anlaşmalar olmuyor. İlişki yürümüyor. Ama çok klasik cevaplar veriyorsun. Şöyle, o zaman daha özel bir cevap vereyim. Ben kadından, yani daha doğrusu benim hayatımda olacak kadından şunu beklerim. Benim ilgi gösterdiğim şeylere eğer hoşuna gitmiyorsa bile zorla ilgi göstermeye çalışmasın. Bunu gelsin bana söylesin. Farklı şeyler yapmak istiyorum desin. Bana yalan söylemesin. Bunlar benim için çok önemli. Çünkü bugüne kadar çok kandırıldım. Çok aldatıldım. Bunlar da çok geniş oluyor ama ne yazık ki... Kıyamam sana. 4 numaranın kalbi kırık. Ne yazık ki. 5 numara. Söyle canımın içi. Hobilerin nelerdir? Hobilerim çok geniş. Motor kullanmayı seviyorum. Ahşap işleriyle uğraşmayı seviyorum. Bir şey üstüne kafa yormayı severim. Mesela atıyorum bir resim dikkatimi çektiğinde onu araştırmayı isterim. Bir tık öğrenmek isterim. Bunun dışında hobilerimin arasına yeni bir tane daha katacağımı düşünüyorum. O da sensin sayın. Yani Özlem sadece bir hobi mi sizin için? 4 numaracığım bu ortaokul muhabbetlerine hiç girmeyeceğim. Beni kandırmana gerçekten izin vermeyeceğim. Çünkü ben Özlem, duyduğumu söyledim. Özlem, Emin. Özlem ne istediğini bilen bir kadın, o çığır açacak bir durumda tabii ki de karşısında beni görmek isteyecek. İşte ne istediğini bilen bir kadın hobi olmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Ben o manada söylemedim. Özlemciğim, hangi numarayı elemek istiyorsun? Kaç numaralar arkadaş adaya veda ediyor? 4 numarayı elemek istiyorum. 4 numarayı? Aynen. Evet, 4 numara. Dur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaan'cığım çok tatlı bir insansın ama ben biraz daha enerjik bir insanım. Kaan'ı sen enerjisiz bir insan olarak mı gördün? Ya ben daha böyle... nasıl anlatacağım? Direkt anlat. Kanka sadece olmaz işte. Hemen kanka da geldi, olmaz da geldi, evet. Peki Kaan'ın kombinonun üzerinden kaç puan veriyorsun? Çok iyi. Şarj veriyorsun. Senin kolyeni de beğendim. Onun üzerinden 9 veriyorum. 9 veriyorsun. Önüne yine 9 veriyor gibi bir hissiyat aldım ben. Kaan'cığım çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak, görüşürüz, bay bay. Ve sonuna geldik. Evet, ve büyük final. Evet, kaldık 2 kişi. Bir arkadaşlarımıza o zaman birer soru daha bir sor. 5 numara, köpeklerle aran nasıl? Çok severim. Şu an mevcutta 3 tane köpeğim var. Ya canların genelini çok severim. Özellikle de bakıma ihtiyacı varsa bunu ben kendimde görebilirim. Ama şöyle de bir durum var. Eğer ki senin köpek, kedi vesaireyle aran çok yoksa ben onu... Ben 5 numarayı durdurmak istiyorum. Köpekten, kediden haz almayan insanlardan... Ben de haz almıyorum açıkçası. O yüzden onun için sormuştum zaten. Tamam. Demek ki 5 numarada çok seviyormuş köpekleri, kedileri. O zaman herhalde 3 numarada seviyorum diyecektir. Benim de köpeğim var, bir tane Toy Poodle. Çok tatlı. Toy Poodle. Toy Poodle tamamen ticari amaçla. Aynen. Yani şu an bu arkadaş kendini ayağına sıktı. Ben fikrimi beyan etmek istiyorum şu an. Evet. 3 numarayı eleyeceğim ben. 3 numarayı eliyoruz ve 3 numara perdenin önüne geliyor. Oo, bak tamamlayıcı bir kombini daha var. Şapkası var. Sana hiç Toy Poodle yakışıyor mu? Çok tatlı ama. Ya tatlı da yani... Abi Doberman mı? Ya benimki öyle zaten. Evet. Peki kombinin üzerinden kaç puan veriyorsun? 3 numaranın. 8. 8. Güzel. Az önceki Kaan'a 9 verdin, 8 verdin. Adamın en azından bir iki parçası daha var üzerinde. Ya 8 verdim çünkü çok benim tarzım değil. Öyle mi? Aynen. Peki. Ama çok tatlı görünüyor yani. Peki arkadaşlar acaba kombinin üzerinden kaç verecek? Seni de şöyle bir çevirelim, bir dön bakayım kendi etrafında. Bravo, 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 bravo. Evet arkadaşlar yorumlarda siz de belirtin. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak, görüşürüz, bay bay. Evet. Geldi, o an geldi. Bak nasıl mutlu. Nasıl mutlu. Kazanacağını önden tahmin ederek gelmiş. Memleketinden kavunu toplayıp
elleriyle ve topladığı ayakkabılarla çıkıp gelmiş. Garip bir insan bizi bekliyor gibi hissediyorum. Enerjisi 10 numara. Özlem, yine tekrar ediyorum. Biz yaşlanmayacağız bebeğim. O zaman perde kalksın ve kavuşma anı gelsin. Bravo, bravo. Mükemmel bir konfet. Mükemmel bir konfet. Hoş geldiniz. Benim tarzım bu işte. Gerçekten mi? Yalnız bu nasıl bir imajdır? Ama yakışmıyor muyuz? Mükemmel. Bir yan yana sizi şöyle bir görelim. Kameraya karşı bir poz. Evet arkadaşlar, çiftimizi, sona kalan çiftimizi yakışıyorlar mı, yakışmıyorlar mı? Birlikte nasıl görünüyorlar? Aşağıda yorum kısmında 10 üzerinden puanlıyorsunuz. Evet, ne nasıl buldun? Bayi. Kombin 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10. 10 üzerinden 10'u da aldı. Tebrik ediyorum. Ben zaten gözlerimi de böyle isterim. Ben zaten evet. Sen bir şeyler anlatırken bunları söyledim Burak'cığım. Evet. Baha Bey. Yaşınız kaçtı bu arada? Yaşı biz Özlem'le ayarlayacaksınız. Birbirken konuşuruz. Pekala. O zaman ben sizin bu heyecanınızı daha fazla azaltmıyorum. Sizi de daha fazla burada tutmuyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programlarda bizimle beraber burada olmak isterseniz siz de tam olarak burada çıkan aktürkburak.com aktürkburak.com web sitesinden başvurunuzu yapıp siz de bizimle beraber burada olabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay kızlar.